Nuros Yönetim Kurulu Başkanı Güren Gökyay'a şimdi yeni ofislerle ilgili bir soru yöneltmek istiyoruz. Yeni dönemde ofisler nasıl olacak, neler değişecek Güren Bey? Çok kısa alabilirsek. Tabii ki. Şimdi şöyle bir takım şeyler değişecek. Şimdi biz daha önceleri ofise merkezde toplama noktasına doğru gidiyorduk. Şimdi hani bankalara baktığın zaman bankaların genel müdürlükleri vardır. Bir de bölge binaları vardır. Sonra da şubeleri vardır. Yani şubeler en uçlara doğru uzanan yapılardır aslında. Şimdi benzer bir noktaya baktığınız anda bu sefer çalışanlarımıza nasıl uzanabildiğimizle ilgili bir yapıya belki bakacağız. Yani teknoloji bize aslında şu imkanı veriyordu. Yani bugün Türkiye 4.5G'ye yaklaşık 10 sene önce geçti. Dolayısıyla da aslında görüntülü konuşma bilmem, video conferencing bilmem ne falan aslında yapabildiğimiz işlerdi ama bunlarla çalışmak gibi bir şeyimiz yoktu. Tabii alışkanlığımız yoktu. Alışkanlığımız belki yoktu. Şimdi bugün siz belki dışarıda görüşmeyle bir röportaja gittiğiniz zaman günde 3 röportaj yapabiliyordunuz. Belki şu anda çıkmasanız 10 tane röportaj yaparsınız yani. Gitmeyle. Dolayısıyla teknoloji bize bu imkanı veriyor. Fakat insanlar aynı zamanda şunu da gördüler. Yani bu evden çalışma iyi güzel ama aynı zamanda da yani evde sizi bölecek, sizi bozacak birçok farklı şeyler var. Etkenler. Etkenler var. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bugün herhangi bir yerde baktığınız zaman herhangi bir doktor size diyor ki günde 10 bin adım at diyor. Şimdi evde aşağı yukarı yürüyün yürüyün ne kadar 10 bin adımı atarsınız? Atma ihtimaliniz yok. Evet. Sosyalleşmek bir imkan, ihtiyaç. Yani sizin sosyalleşmeniz aynı zamanda sizin kaslarınızın da gevşemesi demek. Yani çünkü yani sosyalleştikçe kendinizi bırakıyorsunuz bir noktada. Şimdi tamam evde güzel ama birincisi yeterince oynayınca yapmıyorsunuz. Hareket etmiyorsunuz. Hareket etmemek demek diyabetik bir takım hastalıkların aslında artması demek. Hareket doğru etmemek demek aynı zamanda sizin iyi kolesterol, kötü kolesterol oranınızda negatif bir etki yapılması demek. Yani dolayısıyla aslında siz yani evden çıktım, bir yere, bir başka mekana gittim, bu bir kafeye gittim, bir yere gittim, insanlarla beraberim, insanlarla beraber bir entegre oldum, bir izolasyondan dışarı çıktım. Yani bugün yani ilk gün girdiğiniz zaman evet tamam çok keyifli tamam ama yani 60. günye geldiğiniz zaman ya bir nefes alayım bir dışarıya çıkayım durumunuz evet var. Şimdi ama şöyle bir durum da var. Şimdi Covid ile beraber karşımıza çıkan şöyle bir durum var. Birincisi toplu taşıt araçlarında ister sağlıklı bir taşıma yapılsın ya da yapılamasın. Bu araçlarda yapılan taşıtlamada bir takım kısıtlamalar devreye girdi. Yani bugün servis araçlarında kısıtlamalar var. Metroda veya da işte başka toplu taşıt araçlarında kısıtlamalar var. Şimdi bu kısıtlamalarla beraber şirket çalışanları bu sefer çalışacakları mekana ulaşmak konusu bir başka problem olmaya başladı. Evet. İkinci konu, insanların bu kadar yolda vakit kaybettikleri yerine aslında kendi sosyal alanlarına yakın bir noktalarda ama işi de disiplinle beraber yapabilecekleri, iş moduna girebilecekleri. Çünkü ev moduyla iş modu arasında çok büyük bir fark var. Yani yani burada herkes şunu söylüyor işte yani evde bile video konferansını yaparken en azından bir gömlek giyin bir şey yapın. Yani çünkü hani bu işteyim hissiyatıyla beraber bir duruma geçilmiyor. Makyaj falan yapıyorum yani. Tamam. Dolayısıyla şöyle bir duruma geçti iş. Eskiden sizin için yani bir 100 kişilik ofisiniz vardı. Artık ofise birinci gün 100 kişi girmiyorsunuz. Birinci gün giriyorsunuz artık insanları 20 kişi, 30 kişi
alıyorsunuz içeriye. Belki bir sayı daha arttırabileceksiniz ama yani koca koca plazalarda üst katlarda böyle call center'lar falan vardı. Böyle 200 kişinin orada olduğu call center var. Şimdi bu böyle bir şeyin çalışması mümkün değil. Çünkü fiziksel mekanı tutmanız burada mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla orada bir takım değişiklikler olacak bence. İkincisi Güran Bey, mesela ofisler daha küçük ve daha böyle farklı yerlerde, noktalarda. O olacak işte. Satellite office dediğimiz konu o aslında. Şimdi ilk başta remote working dediğimiz konuyu herkes evden çalışmayla tecrübe etmeye başladı. Ve herkes bunu aslında bir evden çalışma modeli gibi algılamaya başladı. Halbuki remote working aslında bugün çalışma hayatımızı biz her yerden sürdürebiliriz. Yani eğer düzgün bir internet varsa bugün bir otelin lobisinde veya bir kafede veya başka bir yerde sürdürebiliriz. Hı hı. Ama bunlar bize doğru çalışma imkanlarını vermezler. Fiziksel imkanları vermezler. Dolayısıyla da aslında dünyada biliyorsunuz flex office kavramı, yani bunları ilk başta coworking dendi ama tam bir coworking değil bu. Yani bunun çok çeşitli modelleri var. Belki bir iki kişilik bir oda, belki üç kişilik bir oda. Yani yine size kendinize ait bir mekan, şirketinize ait bir mekan ama bu mekanın servis edilen bir mekan olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi yani şimdi bu evlere geldiğiniz zaman rezidanslar dendi, servis edilen evler dendi. Oteller dediniz, öyle dediniz. İşte yazlık şeyler dediniz, resortlar dediniz, yani devre mülkler dediniz, servis edilen bilmem nereye geldiniz ama ofislerde bu çok uzun zamandır değişmemiş vaziyetteydi. Yani dolayısıyla da aslında dünya tamamen bir servis ekonomisine doğru giderken burada çok büyük değişiklik olacak. Ve bence Türkiye'nin burada çok büyük bir fırsatı var. Yani yine bu aslında belki yani İnşallah dört bacak üstüne düştüğümüz bir pozisyondur diye düşünüyorum. O da şu, biz son 3-4 sene içerisinde elde olan ofis stoğunu ve bina stoğunu çok arttırdık. Şimdi burada yaklaşık elimizde 2-2,5 milyon metrekare sadece İstanbul'da bir ofis stoğu var. Bu ofis stoğunun da bulunduğu yerler de aslında enteresan. Sadece şehrin merkezinde değil bu ofis stokları. Yani Kartal'da, Tuzla'da, İkiteli'de, şehrin çeperlerinde aslında mixed use projeler var çok fazla. Bir de tekil vaziyette yapılmış birçok irili ufaklı işte plazalar, ofis binaları falan gibi şeyler var. Dolayısıyla burada şirketlerin bilgi güvenliğini de içine alacak şekilde ve fiziksel güvenlikleri de içine alacak şekilde bir takım şeylere ihtiyaçları çıkacak. Küçük, onların şey olarak kullanılma ihtiyacıyla beraber gidecekleri, belki kullandıkça paralarını ödeyecekleri mekan ihtiyaçları ortaya çıkacak. Ama bunda şimdi, da bir sıkıntı olmayacak. Zaten oldukça fazla ofisimiz var diyoruz. Var. Anladım. Yani var. Yani şimdi bir de şöyle bir şey düşünün. Şimdi bir otelin lobisi ve üst katı dışarıdan gelen kişilere açıktır. Ama yatak odası katlarına çıkmaya kalktığınız zaman güvenlik kartınızı verirsiniz, çıkamazsınız. Tamam? Yani dolayısıyla da aslında trafiği yönetmekle alakalı bir şey bu. Yani asansör de bu trafiğin içerisinde bir yapıda. Yani siz lobide hangi işleri çözeceksiniz? Dışarıdan bir biyolojik riski içeriye almayacaksınız. Binanın üst katlarına sadece o binada çalışanlar, var olanlar çıkabilecek. Alt katlarda dışarıdakileri alacaksınız ki kontrollü temizlik ve operasyonu yönetebilmek gibi konularınız ortaya çıkacak. Doğru. Şimdi tabii yani hem Norus'un bu konudaki bilgisi, hem Alkaş'ın bu konudaki bilgisi, yani hem AVM ve hem gayrimenkul projeleri yönetme tarafındaki bilgisi
Ve bunların birleştirdiğimiz zaman aslında bunun arkasına koymuş olduğumuz bir property technology diyeceğim, bir teknoloji. Yani mekanı yönetme teknolojisi. Ve bununla beraber, yani geliyorsunuz bir aplikasyonla beraber benim masamı temizle diyebiliyorsunuz. Veya benim masama çay kahve getir diyebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O mekana check-in yapıyorsunuz. Masaya check-in yapıyorsunuz. Siz Ali Bey'le bu işe ne zaman başlamıştınız? Abi Bey'le mi? Hı-hı. Şimdi Abi Bey'le biz yaklaşık 1,5 sene falan oldu. Buna başlayalım. Neydi mesela şu an gelen talepler ne yönde? Daha önce yaptıklarınızda şu an... Çok farklı talepler var. Şimdi şöyle, biz yani birçok co-working yapısında, o yüzden biz co-working de demiyoruz. Yani çünkü biz flex space operatörüyüz. Yani Han tarafı için söylüyorum. Nurus tarafında da işin uzmanı olan bir şirket vaziyetindeyiz. Aslında her iş yaptığımız işi işin uzmanı olarak yapmayı tercih ediyoruz. Nurus tarafına baktığınız zaman Nurus zaten irili ufaklı çok farklı müşterilerin müşteri ihtiyaçlarını birebir müşterileriyle konuşup çalışan bir şirket. Ve onlarla onlarca sene beraber bir hayat yaşayan bir şirket. Dolayısıyla yani o şirketin dönüşümünü gerekli zamanlarda bir takım fiziksel değişimlerine destek veren bir şirket var. Ve teknoloji entegrasyonu, teknoloji tarafı çok yüksek. Bu teknolojiyi mekanla birleştirme becerisi yüksek Nurus tarafına. Ve dolayısıyla da bunu mekanla bir araya getirip bunu da bir servis sağlayıcı haline getirdiğiniz anda siz aslında bir üyelik modeliyle beraber nasıl Uber'de siz mekanları aslında araç sahibinin cep telefonunu bir teknoloji olarak alıyorsunuz ve onunla komünike ederek araçla bağlantıya geçiyorsunuz. Burada da bizim çıkarttığımız çeşitli aplikasyonlar ve şeyler var, hardware'ler var. Bundan beraber mekanın toplantı odasını veya masasını yönetme imkanına sahibiz. Yani bu da tabii güvenlik tarafını ciddi vaziyette arttırabilir ve şirketlerin aslında verimlilik taraflarını çok ciddi arttırabilir. Bir imkan sağlıyor bize. Teknolojiyi o anlamda da kullanıyorsunuz. Çok güzel. Tabii ki. Peki şey sormak istiyorum ya. Yazmıştım buraya hatta neydi bu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bizim çarpan etkimiz çok yüksek ekonomide. Tabii. Yani bizim ne ebatta olduğumuzun önemi yok o konuda. Ama yani çarpan etkiniz çok fazla. Ha? Etkiniz çok fazla. Etkiniz çok fazla. Evet, süper. Çok güzel. Peki şeyi merak ediyorum. Bu uçak koltuklarıyla ilgili bir iş var mıydı? Ben öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Oo, çok iyi hatırlıyorsunuz. Var. Şimdi dedim ya size bir, yani Nurus bir Arge şirketi aynı zamanda. Yani bir Research Development, Arge şirketi. Şimdi Türk Hava Yolları'nın uçak içi koltuklarıyla ilgili bizden bir takım çalışmalar istediler. Biz o çalışmaları onun ürün mühendisini, ürün gelişimini yaptık. Onlar üretimlerini yapıyorlar. Biz o konularda kendilerine destek olduk. Yani birçok konuda benzer çalışmalarımız var. Covid'den sonra olan bir gelişme mi yoksa daha önceden? Hayır, öncesinde olan şeyler. Biz geliştirmeyi seviyoruz. Ve bunu yaparken de birçok zaman işi nasıl 360 bakarız, daha doğrusu bulutlar bazında bakarız ve bu kümeleşmeleri nasıl bir araya getiririz kafa yapımız var. Oradan da zaten açıkçası kimseyi kopyalamadan, kimseye benzemeden yaptığımız çok fazla iş var. Yani Nurus kendine özel, kendine münhasır bir şirket. Çok güzel bir ruhu var. Ben bunun sahiplerinden birisiyim diye şey yapmıyorum, söylemiyorum ama bence bu memleket için önemli bir
Şirketlerden. Bir tuğla. Evet, çok güzel. Çok güzel. Arge bütçenizi de alır mıyım sonra? Her Rakamlarla. şekilde. Her Olur. şekilde. Başka ne Yaklaşık soru? yani bu sene 12 ila 15 arasında çıkacaktır Ar-Ge bütçesi. Tamam. Milyon TL. Yani bu dönemde de yani baktığınız zaman yani ekonominin böyle olduğunu düşündüğünüz bir dönemde ise hiç fena bir bütçe Rakam değil tabii, kesinlikle. değil. Kesinlikle. Süper. Şeyi merak ediyorum. İnşallah sonrasında yine konuşalım. Hani diyorsunuz ya, rakiplerin işlerine de birazcık şey yaptık. Göz koyduk. Ama Tabiri caiz. Türkiye'deki rakiplerden bahsetmiyorum ben. Yok, Yani dünya yabancı. rakiplerinden bahsediyorum. Çok niş bir alanda iş yapıyorsunuz havaalanlarında. Acayip niş, güzel bir alan. Hani yeni havalimanları projeleri falan olursa hep konuşalım. Telefonumu kaydederseniz sevinirim. Tabii ki. Hani bundan sonra mutlaka şey yapalım. Haberin devamını Tabii ki. yapalım yani. Neler oluyor, neler bitiyor. Çok sevinirim. Ben size mailimi de atarım şimdi WhatsApp'tan. Tamam. Ona göre linki de beklerim. İnşallah Tamam. güzel bir haber yapacağız. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Ben Kendinize iyi teşekkür ederim. bakın. Eklemek istediğim Sağ bir şey. olun. Sağlıklı günlere diliyorum inşallah.